Şarkı türkü söylemek hakkında ayet-i celle var cemaat-i müslümin. Şarkı türkü söylemek nedir? Bunları öğreneceğiz. Şimdi şarkılarda elfazı küfür dediğimiz küfür lafızları vardır. Mesela Allah-u Teala'nın yarattığı şeylere, feleğe diyelim, kainattaki kadere çoklar hocam. Kainattaki herhangi yaratılmış bir şeye küfür olan, isyan olan bir şarkı elfazı küfürdür. İnsanı dinden çıkarır. Yine cemaat-i müslümin kadere küfretmek, kadere hakaret etmek, isyan etmek insanı ne yapar? Dinden çıkarır. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Adam diyor ki yıkılsın minareler, haşa. Efendim dikilsin meyhaneler gibi bir şey söylüyor mesela. Minareleri yıkıyor, meyhaneleri dikiyor. E sen de bunu dinlerken of be ne söyledi filan dedin mi? Sen de onunla beraber cehenneme zümera haline geliyorsun. Dikkat etmek lazım. Özellikle genç kardeşlerimizi uyarmalıyız, uyarıyoruz. Sakın ha isyan içerikli elfazı küfür barındıran şarkılar ve türküler dinlemeyelim. Feleğe hakaret ediyorsa dinleme, kafir olursun. Kadere hakaret ediyorsa dinleme. Bu nasıl, sen nasıl işte ilahsın diyor, ben nasıl kulum filan gibi böyle. Bunu diyorsa insanı kafir eder. Beğenmedin mi Allah'ın ilahlığını Celle Celaluhu? E git kendine başka ilah bul o zaman. Git bul. Bizim ilahımıza sövme kardeşim. Bizim Allah'ımıza niye hakaret ediyorsun sen? Beğenmedinse git kendine başka bir ilah bul. Bulabilirsen. Dikkat etmek lazım. Böyle şeylere düşmemek lazım. Allah-u Teala şarkı ve türkü hususunda ne buyuruyor? وَمِنَ النَّاسِ. Bakın Lokman suresi 6. ayet cemaat-i müslümin. Merak eden kardeşlerimiz Lokman suresi 6. ayete müracaat etsinler. Rica ederim. وَمِنَ النَّاسِ. İnsanlardan vardır. مَنْ يَشْتَرِ. Satın alır. لَهَا الْحَد۪يسِ. Boş sözü. Boş sözleri satın alır. Niçin? لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. İlimsiz olarak Allah yolundan insanları saptırmak için. Müminleri, Müslümanları yoldan çıkartmak için. وَيَتَّقِدَهَا هُزُوَ. Sonra da onunla alay etmek için ne yapar? Boş lafı satın alır. اُلَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينٌ. İşte onlara rüsvay edici, alçak edici bir azap hazırladım buyuruyor Mevla. Kime? Lehvel hadis. Lehvel hadis ne demek? Boş sözler. Peki bu boş sözleri ulema, müfessirin nasıl efendim tabir etmişler? Burayı nasıl tefsir etmişler? Beyan etmişler? Şarkı ve türkü dinlemek lehvel hadistir demişler cemaat-i müslüm. Bazı kere şehvet andıran şarkılar da olur. Bir kadını hatırlatan, şehveti, günahı hatırlatan bir şarkı da olur. Bunların hepsi lehvel hadistir. İbn-i Mesud radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. El gına yun bütün nifak. Gına, gına ne demek? Şarkı, türkü söylemek nifağı bitirir. Ne gibi? Kemâ yun bitül maul bakla. Suyun baklayı bitirdiği gibi. Su nasıl efendim bitkiyi bitiriyor, yeşertiyor? Şarkı, türkü dinlenen bir kalpte de nifak bitiyor. Nifak tohumları ekiliyor demek ki. Oradan ne oluyor? Yeşeriyor. Maazallah. Cenab-ı Hak bu günaha düşen, düşmüş cümle kardeşlerimizi kurtarsın. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
Ma min racülün rafa'a gıyratuhu bi gınain. Hiçbir adam yoktur ki sesini şarkı türküyle yükseltir. Çalıyor ya. Ne çaldı be filan. O da onunla beraber dertlendi, söyledi. Veya hoşuna gitti, söyledi. Eğleniyor yani. Orada türkü çalarken o da eğleniyor. İlla ba'atallahu teala lehu şeytaneyni. Allah-u Teala Hazretleri Celle Celaluhu ve Celle Şan onun ala menkıbeyni iki omuzuna iki tane şeytan yerleştirir. Yadribani bi aqabihima. Bu şeytan topuklarıyla ala sadrihi hatta yemseka. O şarkıyı bırakıncaya kadar şeytan topuklarıyla bunun omuzlarına vurmaya devam eder. Ya ne beter, ne şeni bir iş, ne çirkin bir iş cemaat-i müslümin. Şarkı türkü söylemek gördünüz mü? Ne kadar zararlı bir şey. Allah-u Teala sana özel şeytan musallat ediyor. Niye? E sen şimdi bundan zevkleniyorsun, keyifleniyorsun. Mevla'yı unutuyorsun. Heh. O da ne yapıyor mesela? Omuzlarına vurarak senin daha fazla keyif almanı sağlıyor. Seni susturmuyor yani. Sen de diyorsun lan bir şey geldi bana ya. Cezbe geldi diyorsun. Bazıları türkü dinleyerek feyizleniyor. Ya türkü dinliyorsun, günah işliyorsun. Nasıl feyizlendin ya sen filan? E ben öyle feyiz alıyorum diyor adam. Bakıyor Allah diyor filan. Ulan orada şarkı çalıyor. Nasıl Allah dedin sen be? Heh. Şeytan geliyor omuzlarına oturuyor. Ala menkıbey. Vuruyor. Omuzlarına vuruyor. Efendim göğsüne vuruyor. Seni daha fazla galeyana getirmek için. Dikkat edelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.